arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben size bu akşam yine hamsi yapacağım. Ama bu tavada olmayacak. Bu ızgarada olacak. Kapının önünde yapacağım arkadaşlar ben size bunu bu akşam. Anne, arkadaşlarımıza güzelce bir göster bakalım. Hamsimiz bu şekilde. Kilosu 15 lira arkadaşlar. Bayağı güzelmiş ama. Evet, aynen oğlum. Bak iri iri. Bu şekilde temizliyoruz biz bunu şimdi. Ben şimdi bunu böyle. Nasıl söyleyeyim size, bazı videolarımız şeyli geliyor, kısıtlı geliyor. Mesela 5 dakika, evet, mesela 30 dakikalık videoyu 5 dakika gönderiyoruz. Sonra onu da yani 3 gün, 1 hafta sonra falan gönderebiliyoruz. Çünkü internetimiz zor çekiyor yani. Aynen, altyapımızda bir sorun varmış arkadaşlar. Yani altyapımızda sorun yok da sanırım internette olan bir şey ya da YouTube'lu olan bir şey. Şu anda oğlum herkes EBA'dan ders çalışıyor ya. Türkiye'de herkes arkadaşlar şimdi EBA'dan çalışıyor, çocuklar filan hep evde. Şimdi tabii ki çoğu yerde, burada İstanbul'da bazı iş yerleri de kapandı yine. Yani millet çoğunlukla evde. Ben bunu bu şekilde temizliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Çok çok sevinirim hem de. Sizlere, hepinize dualar ederim. Bu şekilde. Hamsi güzel bugün oğlum. Taze. Abdullah. Abin aşağıda ateş yakıyor. Yorumlarınızda yani yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani yorumlarıma, her şeyime açıkım yani. Sevinirim. Güzel yorum yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Evet, aynen. Allah razı olsunlar. Tabii ilk başlarda yani ya bu kadar olur tabii ki. Bir iki kişi, Allah razı olsun. Allah ne muratları varsa versin. Yani çok güzel yorumlar yazmışlar. Tabii benim de ilk günlerde heyecanım oluyor. Hatalarım olabilir arkadaşlar. Siz ne isterseniz ben yapmaya çalışacağım. Tabii Bartın'ın yöresellerini elimden geleni yapacağım. Yani İstanbul değil yani. Köy hayatını yaşattıracağım arkadaşlar size. Tabii ki benim o dedim her videolarımda söylüyorum ama öbür tarafta evim güzeldi, oturduğum ev. İyiydi yani, buradan güzeldi ama oranın da kirası çoktu arkadaşlar. O yüzden biraz ödemekte sıkıntı çekiyordum yani. Biraz değil de yani fazlasına çekiyordum. Burası da işte kira ama kirası da 500. O yüzden biz burayı, eşim de dedi biz buraya taşınalım. Ama burası da işte arkadaşlar çok şeydi. Çok hor davranmışlar evini. Biraz anca yani daha yeni yeni toparlamaya başladık biz de buraları. Ev sahibimize sağ olsun iki kira karşılığını almadı bizden şimdi. Tabi evde biraz yine şeyler var yani, yapılacak mutfak dolabını, altı filan. O da dedi zamanla, benim de dedi şu anda sıkıntılarım var dedi. Babam o işlerden anladığı için yapıyor. Evet, o da işte ev sahibimiz öyle dedi değil mi oğlum? Evet. Benim de şu anda dedi para ihtiyacım var dedi. Ama yapacağım ben burayı dedi. Şu anda dedi yapmaya gücüm yok. Öyle işte arkadaşlar. Sadece işte pazara çıktım, ben de balık almaya çıktım. Araba geliyor buraya, manavcı geliyor, ondan alıyorum. Abdullah sen ne yaptın bugün, anlatsana oğlum. Ders yaptım. İşte. Bizi bak, oradaki izleyenlere bize de anlat, ne yaptın, ne gittin. Ablalara, abilere selam gönder. Evet, Raviş'e çok selamlar olsun. Evet. Almanya'daki teyzeme de, herkese. Bizi abone... izleyenlere, bütün izleyenlerimize selamlarımız olsun. Bize abone olanlara da çok teşekkür ederiz. Aynen. Allah razı olsun. Değil mi oğlum? Evet. Arkadaşlar beni, tabii dersiniz ki her videosunda öyle söylüyor. Beni arkadaşlarınıza
Önerirsiniz çok çok sevinirim. Sizlere çok çok ayrı ayrı hepinize dualar ederim. Yani inanır mısınız, ihtiyacım var arkadaşlar. Hele hele şu hastalıktan bir yere gidemiyorum. Ben zaten çalışamıyordum arkadaşlar. 2 tanemle 3 tane işim vardı benim. Ev işlerine gidiyordum. O da yani böyle bacağımdan rahatsızım ben işte. Ağrısızım olduğu zaman gidemiyorum yani. Onlar da kendince haklı. Bir hafta gitme, 2 hafta gitme. Onlar da yani kendince başkalarını buluyorlar. O yüzden çok işimi kaybettim yani arkadaşlar. Ha, işimi kendimden, rahatsızlığımdan dolayısıyla kaybettim yani. Yani yürümemde falan sıkıntılar başladı. Böyle düzgün yürüyemiyorum. Yani o yüzden artık bilmiyorum, bacağım iğne yedikçe çekilmem yapar Allah korusun yani. Bilmiyorum yani, dengem fazla böyle topal, sanki bir ayağım beni geri geri, o rahatsız olan bacağımda, bacağım sanki beni arkadaşlar geri geri çekir gibi, çeker gibi öyle hissediyorum yani. Hamsi ilk başlarda aynı şekilde 15 liraydı. Hiç 15'ten aşağı düşmedi. İyi yine. Benim de işte aşağıda büyük oğlan şimdi ateş yapıyor. Kız da daha gelmedi işte. O da 7:20 geçe falan geliyor işte. En geç 7:30'da evde oluyor. Abdullah Bey'imiz de evde, değil mi oğlum? Anasıyla. Evet. Genellikle biz Abdullah'la evdeyiz. Benim Abdullah beni bırakmaz. Nereye gitsem beraber gideriz oğlumla. Değil mi oğlum? Ama bu korona dolayısıyla annemle bazı yerlere gidemiyorum. Aynen. Şu anda tabii ki onun da yasakları var. Kaçtan kaça çıkıyordun oğlum sen her gün? 12'den 4'e kadar değil mi? Öyle bir şeydi sanırım. Hatırlayamıyorum anne. O da benimle işte pazara kadar geldi. Tabii saat 4'ü, eve girdiğimde 4:20 geçiyordu. Yani korktuk yani. Bir polise bir şeye yakalanacağız diye, ama polis abilerimize diye. Tabii yani onlar da haklı. Ne yapsınlar yani? Ekmek parası. Aynen, aynen. Onlar da yani bizim sağlığımızı düşünüyorlar, ama işte evet. Biz genellikle kendi kendimize de yapıyoruz bazı şeyleri. Allah'ım yardım etsin cümlemize. Çok zor arkadaşlar bu hastalık, inanır mısınız, çok zor. Benim eşim de geçirdi. 2 gün çok sıkıntılar çekti yani. Çok şükür iyi şu anda, 1 ay falan oldu işte. O Allah'tan rahatsızlığı yok çok şükür, o yüzden yani o kadar sıkıntılı çekmedi o. Şimdi arkadaşlar ben bunu böyle şekilde temizliyorum. Aşağıda görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar, şimdi tekrar ızgaraya döşüyorum ben bunu şimdi. Dediğim gibi size, ateşte yapacağım ben bunu şimdi ızgarada. Bu da Şerife'm yanımda oturuyor. Ben kalabalık. He, kalabalık. Kalabalık olur musun benim Şerifem? Bu şekilde arkadaşlar, ama hamsimiz biraz küçükmüş ya Şerif abla. Benim biraz yağından, az yağından, zeytinyağından, biraz da kekikten şey dolasaydı oldu ya. Onu da işte zeki yemez ben, biliyor musun? Niçin? Öyle yemez o. Ötaz o. Öyle güzel olur da işte, ne bileyim ben. Oğlum elle sürmesi yanı. Mehmet. Benim bu parmağımda da tırnak çıktı ya. Gaya gaya beni. Hiçbir şey tutamam. Ne yaptın bu evde? Anlat bakayım Şerife'm. Ben hiçbir şey yapmadım vallahi. Anlat bakayım yukarı. Arkadaşlarımıza ben anlat. Yapayım. Ne yaptın? Ne etti? Pazı haşladım. Ben yapayım. Ben yapayım. Biraz bir pazı mancanım vardı. Onu haşladım. Arkadaşlar burada pazı yaprağı diyorlar değil mi? Çukundur yaprağına. Ha, çukundur yaprağı. Biz çukundur yaprağı diyoruz ama. Şerifan Bey İstanbul dili kullanıyor. Ne bileyim ben. Ben yapacağım. Mehmet. Ben yapayım.
bir şey olmamış değil mi? Kaç günden beri? Niye bir şey olmamış? Sen hamsiyi yeni almadın mı? Onu deme ya. Hamsiyi bugün aldım da çöndür yaprağını diyor. Aa, hiçbir şey olmamış dolapta. Bir şey olmayacağım dedim. 2-3 balam kaldı. Ver yine. Ay şimdi oradan bir şey düşünmeyin bak. Anıl, anıl sen de üstü şey yavrum. Otur aşkım, aşkım biteceksin aşkım. Otur, aşkım biteceksin, oraya geçme. Emesim ama bak anne. Oraya geçme dedim sana. Ben. Kaç gidiyor oğlum taş şey yaparsın. Balık balık. Videomuz da gider. Yalandan balık. Hamsi koydum tavaya, başladı oynamaya da. He. Abdullah şu evine direk onu da çek oğlum. 80 milyon seni sevmenin. Arkadaşlar parasını ödüyorsun. Bizim... Hakan harla. Harla Hakan harla. Çok bir sokuma bir yalta dursun daha. Uşaklara bak. Uşaklara bakın Şerif abla. Uşaklar bir yere gittiler kız. Anam. Anam. Bu şekilde arkadaşlar böyle. Hatta yastığı zaten kayıp izlemiyorlar. Biraz güneşten. Anam sahiline öldük yemek geldi. Orada hamsiyle öldük. Bakın bu çok yüksek oldu oğlum. İyi oldu biliyor musun? Yatır can tabii ya olmadı o. Yatır oğlum tuğlayı. Bir aracı yok baktım dedim. Ben bana yanayım dedim. İyi oldu. Çek. Yaptı ki ağası. Hatip ne? Emekli adam. Tekavit adam. 7 milyon oldu bu devam ayda ya. Ne? 7 milyon. Kusur döndüm ben. Gene de altın alamıyor. Ama hiç almadı. Sen ne arıyorsun bana? Kim ne geldi? Ne arıyorsun bana? Kim ne geldi? Yok lan. 9 tane bırak takmış bak. Niye? Arkadaşlar akşam ezanımız okunuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Akşamımız da oldu tabi ezanımız da okunuyor. Ötekinin durumları iyiydi ya. Evimiz Edirne'de 2 tane yıkık ev var. Tabi bunlar da bizim ev sahibinin. Gitmiş adam zamanında. Ne? Ötekinin yakında diyor. Var dedim sen tabi. Ben de ben uğramadım uğraşana o değil. Vallahi gitti de 4-5 lira bırak. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Biz ben bunu bu şekilde hazırladım. Salatasını veren tabii benim büyük oğlan bu şekilde yapalım anne dedi. Bu şekilde yiyecekmişiz. Bilmiyorum ben İstanbul usulü. Bu şekilde arkadaşlar. Yapıp yapanlara afiyet olsun şimdi. Haklarınızı helal edin. Kusura bakmayın. Allah'a ısmarladık.